sevgili Bilecikler. Bugün günlerden cumartesi, diğer bir anlamıyla bugün bizim sokak röportajı günümüz. Bugün halkımıza Bilecik'te yaşamanın en güzel yanı nedir sorusunu sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık, hep beraber izleyelim. Bilecik'in tehnelliği, selbeşliği, bir de halkın birbirine tanınması, birbirini tanıması, o yüzden Bilecik'te yaşamak daha iyi. Sakinliği. Sakinliği. İnsanları güzel. Ondan sonra her yere yakın. Merkezi yerde. Su kesintisi yok. Elektrik kesintisi yok. Rahat bir şehir. Daha ne diyeyim? Kendi memleketim olması. Herkesin memleketi. Vallahi ben yabancıyım ama bilmiyorum. Ama güzel bir memleket değil. Bilecik. Efendim? Ne diyeyim? Bilecik. Bilecik'te çok sakin bir il. Temiz. Halkı saygılıdır. Çok sevdik. Ben de Erzurumluyum. Bilecik sevdim. Bilecik'te bir ev aldım. Allah razı olsun. Bir şey diyemem. Neden? Yaşadığımızı bilmiyoruz da ondan. Ben Bilecikli değilim ama buradan değilim. En güzel yanı böyle işte rahat rahat yürüyerek git istediğin yere. Anarşi yok. Herkes birbirini tanıyor. Emekli yeri. Valla ben Yenişehir'de oturuyorum. Bursa Yenişehir'de. Misafir geldim. Bilecik'te huzur var. Başka? Bilecik'te ekonomi yönden de iyi yani. Yok. Huzurlu bilmiyorum yani. Terör yok, öyle bir şey yok. Başka ne diyeyim? Bilecik'te yaşamın ama ben kendim Bilecikli değilim. Tamam. Sonuçta burada yaşamıyor musunuz? Yok. Bozcuklıyım ben. Bilecik'te yaşamak güzel değil ki. Neden böyle düşünüyorsunuz peki? Bilecik'te yaşamak zor. Vallahi çok da güzel olduğu söylenemez. Küçük bir şehir. Fazla gelişmemiş. Bu yüzden nasıl diyeyim? Hani biraz daha geliştirilse, daha çok atılımlar yapılsa güzel olurdu. Yani Bilecik'te yaşanmaz, ilçesi bile kendinden büyük, Bozcuk mesela. Şimdi de terk ediyorum yani, gidiyorum. Ne gibi yani? Hangi yönden? Yani her yönden. Her yönden bence refah, ferah yani bir şeylik yok. Karşılık öyle bir şey yok. En güzel yanı havası, suyu, tuzu. Başka? Başka ne olacak? Havası. Başka yok mu? Ortam. Sakin olması. Yani iyidir Bilecik. Sessiz bir memleket. Başka güzel. Başka yok mu peki? Başka bir şekli bir memleket. Abla, Bilecik'te olmanın güzel bir yanı yok. Çünkü Bilecik'te yapabileceğiniz bir aktivite yok. Boş boş dolanıyoruz sadece. Yani dediği doğru yani. Hep gizlilik yer yok. Eskişehir mesela yani gizlilik yer bayağı var. Orada aktiviteler, her şey yapabiliriz yani. Dışarıdan gelenler için yani tuhaf oluyor burası. Çünkü hiçbir yapacağımız hiçbir şey yok. Aralıklı olursa işi kalır anasını. Çok zor bir soru bu ya. Ama cevabı kolay olmuyor. Ne diyebilirim ki? Sessizliği, sakinliği olabilir mi? Olabilir. Tamam. Başka? Var mı? Başka şu an için aklıma gelmiyor. Sessizliği, sakinliği bizim için. Bilecikli olmak. En güzel yanı Bilecik'te olmak. Memleketin ferdi olmak en güzel. Sessiz, sakin olması. Başka yok. Küçük bir yer olması. Evet. Ondan sonra başka insanların iyi olması. Ben 17 senedir buradayım. Sivas'tan geldiğim için yani beni benimsenmiş olması, yani dışarıdan gelen kişiler benimsenmiş olması. Yani bu kadar, başka diyebileceğim. Bilecikli olmak. Sakinliktir. Başka bir şey yok. Ya bana sorma kızım ya. Bir cumartesinin daha sonuna geldik. Haftaya yeni sorularla karşınızdayız. Hoşça kalın, takipte kalın.